Siz de mi partiden sıkıldınız? Burada mıydınız? Karanlıkta öyle oturunca... Karanlıkta bazı şeyler daha berrak görünür. Önce iki dirhem bir çekirdek arabaya binişinizi gördüm. Şimdi tek başına sinirli sinirli dönüşünü. Işık arkanda kuzum. Teşekkür ederim. Sor kızım. Birine güvenmek isteyip de... güvenemediğiniz oldu mu? Hayatım boyunca. Peki ne yaptınız? Güvenmemeyi seçtim. Gerçekten hak eden birkaç kişi dışında tabii. Hak edip hak etmediğini nasıl anlayacağım? Başkaları tarafından yeterince kandırıldıktan sonra. Kandırılmaktan kaçış yok yani. Harika. Doğruyu zaman gösterecek sana. Bir de kalbin. Adam. Söyle kuzum. Ben buraya geldiğimden beri bir şey hissediyorum. Yani sanki benim bu apartmana gelmemin bir sebep var gibi. Hepimizin şimdi olduğumuz yerde bulunmamızın bir sebebi yok mu? Sizin burada olmanız gibi. Belli ki öyle. Belki de bazı sorularını cevaplandırmak için buradayımdır. Çekilme, sor. Aslında çok fazla var. Mesela... Muzaffer'in üvey olduğunu biliyor muydunuz? Öyle miymiş? Şaşırmadım. Babası da abisi de dış kapının dış mandalı gibi davranırdı ona. Bir tek annesi severdi onu. O da erken gitti. Çok çektirdiler adama. Nasıl çektirdiler? Çok itip kalktılar. Hakaretin bini bir para. Herkesin içinde gururuyla oynarlardı. Ben bu apartmanda eski sayılırım. Birçok şey gördüm. Çoğu da güzel değildi. Hiçbir şey de bırakmamışlar. Miras falan yani. Ben aslında... önce Şuayb'i... Muzaffer'in öldürdüğünü düşündüm. Yani hem yıllarca çektiği ezilmelerden, eziyetten sonra hem de işte mal mülk. Mirastan pay vermemişler demiştin yani. Yakup dedesi gibi değil ki, her şeyini paylaşıyor, zaten verirdi ona. Demek böyle düşünüyorsun. Yani Yakup'a güveniyorsun. Kalbine, vicdanına. Şuayb'in öldüğü gün toplantıdan ilk Şuayb çıkmış, arkasından da Muzaffer. Ben önce Muzaffer abisine gitti sandım ama hemen bakkala gitmiş. Epey de oturmuş orada, tavla falan oynamış. Fotoğraf çektirmiş bayağı, gösterdi bana. Bak bu enteresan. Ne enteresan? Ben bir ara bazı belgeleri almak için eve çıkıp inmiştim. Muzaffer Bey'den birkaç dakika sonra yani. İnerken de Muzaffer Bey'i yukarıdan Şuayb Bey'in katından inerken gördüğümü hatırlıyorum. O günlerde tesisatla ilgili ıvır zıvır bir konu yüzünden küslerdi de yine o yüzden dikkatimi çekmişti. Barıştılar herhalde diye düşünmüştüm. Ama sonra toplantıda pek konuşmadıklarını görünce barışmadıklarını anlamıştım. Gerçi hep öyleydi onlar. Bir küs, bir barışık. Bakkala gitmedi. Yalan söyledi. Öyle görünüyor. Demek yanına gitti. Hem de iki kere. Efendim? Şimdi düşününce daha iyi hatırlıyorum da...
toplantıdan önce yani toplantıya inerken Muzaffer Bey'i yukarı çıkarken görmüştüm. Evet. Yani toplantıdan önce ve sonra Şuayb'in yanına gitti. İkincisinde abisinin evde olduğunu biliyoruz ama ilkinde evde miydi? Hayır. Ben içeri girdiğimde Şuayb Bey masada oturuyordu. Muzaffer Bey de bir iki dakika sonra geldi. Teşekkürler madam. Niçin? Gerçekten ikimizin de burada olmasının bir sebebi varmış.